Merhabalar sevgili arkadaşlar. 10 Eylül Salı gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Salı günü boyunca biraz daha böyle iyimser enerjiler aslında yoğun olacak ama bir yandan gezmek, bir yandan keşfetmek, bir yandan araştırmacı olmak, maceracı olmak, felsefi konulara yönelmek, biraz böyle sevimli enerjilerin söz konusu olması, kendimizi çocuksu bir enerjide hissedebiliriz. Yani o içimizdeki o çocuk ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlar. Ya da çocuklarla daha fazla ilgilenme gibi bir durum söz konusu olabilir. Biraz daha eğlenceye yönelik bir enerji söz konusu olacaktır. Yani konuşmalarımızda, sohbetlerimizde, girdiğimiz ortamlarda hep böyle daha çok böyle eğlenceli bir ortamı ayarlamak gibi bir durum söz konusu olacaktır. Öğrenmeye açık olacağız. Özgürlüğümüzden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğiz. Biraz böyle ilişkilerden biraz uzaklaşabiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde sevgili arkadaşlar. Çok böyle ilişki odaklı olacağımızı düşünmüyorum. Biraz daha böyle sosyal olmak isteyeceğimiz bir gün. Gezmek isteyeceğiz, seyahat etmek isteyeceğiz. Yeni yerlere, yeni mekanlara, yeni olan her şeyi keşfetmek isteyeceğiz aslında. Biraz böyle ya farklı insanlarla konuşayım deriz ya bazen. Hep aynı kişilerle konuşmaktan sıkılırsınız da yani artık farklı kişileri tanımak istiyorum ya da farklı kişilerle sohbet etmek istiyorum. Aynı kişilerden gına geldi gibi bir durum oluyor. Bazen boğuluruz. Bunun gibi bir enerji söz konusu gibi görünüyor. Ateşli olacağız, heyecanlı olacağız. İlişkilerde yine mantıklı hareket etmeye çalışacağız. Çok böyle ilişki odaklı olmayacağız ama ilişki yaşayanlar için de bir mantığın ön planda olduğu bir gün diyebilirim. Okumaya meraklı olacağız. Aynı zamanda yeni bilgilere açık olacağız. Eğlence ve maceraya daha böyle yönelik enerjiler söz konusu olabilir. Ama şöyle bir durumumuz var. Evet her şey güzel ama çabuk sıkılacağız. Yani eğlenceden çabuk sıkılacağız, ilişkiden çabuk sıkılacağız, gezmeden çabuk sıkılacağız, gitmek isteyeceğiz, gittiğimiz yerden sıkılacağız. Çok çabuk böyle sıkılma enerjisi söz konusu olabilir. Biraz aceleci olabiliriz, hızlı hareket etmeye çalışacağız elimizden geldiği sürece. Ama bir yandan da dilin kemiği yoktur misali, biraz da patavatsızca konuşabiliriz. Ya da etrafımızda böyle patavatsız insanlarla karşı karşıya kalma gibi bir durum söz konusu olabilir. Günün olumlu enerjilerinden faydalanabilecek olan burçlar Yay burcu, Aslan burcu ve Koç burçları günü biraz daha aktif bir şekilde ilerletebilirler diyebilirim. Sağlık açısından sinir sistemleri, bacaklar ve kalçalarda da sorunlar görünebilir. Şimdi şöyle bir durum da var sevgili arkadaşlar. Evet her şey güzel, güzel, olumlu gibi bir durum görünüyor. Ama ticarette biraz böyle sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Ticaret yapanlar için söylüyorum. Biraz burada önemli kişilerle, otorite figürleriyle aramızda biraz böyle gerginlik ya da aramızda yine bazı sorunların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Bir yere başvuru yaptıysanız ya da yapacaksanız bu ya işte yarın için yani salı günü için sevgili arkadaşlar biraz buralarda sıkıntılar söz konusu olabilir. Ve özellikle yine ticaretle ilgili konular sevgili arkadaşlar biraz bizi zorlayacak gibi görünüyor. Aslında bir nevi de yeni kişilerle tanışabilir, yeni insanlarla bir araya gelebilir. Yeni kişilerle yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Tanıştığınız kişilerle alakalı onlardan öğrenebileceğiniz ve onların size desteği ya da tecrübesi diyebilirim ya da yaptıkları işten kaynaklı bir şeyden dolayı onların size söyleyeceği bazı fikirler ya da onların size anlatacağı bazı konular sizin ilginizi ve dikkatinizi çekebilir.
böyle bir uyumlu bir açı söz konusu. Gece saatlerinde de gün içinde ilişkilerde biraz sıkıntılıydık ama gece saatlerinde ilişkiye biraz daha önem verebileceğiz gibi görünüyor. Partnerimize, sevgilimize, sevdiğimiz insanlara biraz daha sevgimizi anlatabilecek, sevgimizi ifade edebilecek ya da onlarla bir araya gelmek isteyeceğimiz bir süreç söz konusu gibi görünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir saat böyle öğlen civarı, 12-1 arası gibi sevgili arkadaşlar, biraz böyle zorlu bir durum söz konusu olabilir. Bu zorlu durum özellikle de yangınlar söz konusu olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Biraz böyle kitlesel sorunlar, yani toplum önünde, kitlelerin olduğu yerde alakalı böyle bir yangınlar, böyle bir patlamalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkat edin, girdiğiniz ortamlara dikkat edin. İnsan haklarıyla ilgili yine görüşmeler, konuşmalar ya da işte yürüyüşler ve fanatikçe ya da işte böyle grupça yapılacak bir durum söz konusu olabilir. İdam konusu yine herkesin dilinde olacak gibi görünüyor. Biraz böyle ırklarla ilgili konular yine gün yüzüne çıkabilir sevgili arkadaşlar. Biraz bu tarz sosyal olarak da sorunların olabileceği bir durum söz konusu gibi görünüyor. Aşırılıklar söz konusu ve yine terör, idam, ırkçılık gibi konuların da yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Hatta bu tarz fanatizm şeklinde olan grupların işte yaptıkları eylemler ya da konuştukları cümleler, kelimeler, paylaştıkları durumlar günü biraz daha böyle sosyal olarak gündeme oturabilir. Aynı zamanda biraz da yine askerlikle alakalı bazı durumlar da söz konusu. Eğer askerlikle ilgili gündeminiz var ise bugün yine biraz bu konuların yoğun olduğu bir durum söz konusu gibi görünüyor. Bir yandan da savaşçılık var, mücadele var, hırs var. Bu ama biraz böyle öğlen saatleri için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Böyle öğlenle öğlen sonraki saat dilimi arasında biraz bu tarz enerjilerin hakim olduğu görünüyor. Biraz da kontrolsüz güç de var aslında. Bir güç var ama bu güç biraz kontrolsüz ama kime nasıl olur? İşte dediğim gibi fanatik böyle grupların içinde olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz hararetli bir durum söz konusu olabilir. Ve aynı zamanda şöyle bir şey de var. Birden sinirlenip birden dalabilme gibi. Yani birden öfkelenme, birden kavgaya meyilli olma gibi bir enerji de söz konusu gibi görünüyor. Yani nasıl olduğunu anlamadan birden bir kavganın içinde kendinizi görebilirsiniz. Bunlara da dikkat edin diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani uzak durmanızı tavsiye ederiz. Kavgadan, dövüşten, savaştan, yani mümkün olduğunca kendinizi koruyun diyebiliriz. Evet, bakalım 10 Eylül diyoruz. Asaların beşlisi geldi. Gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır dedi sevgili arkadaşlar. Burada ego yaptığımız durumlar söz konusu demek ki. Yani egosal konulardan uzaklaş diyor. Egonu parçala dedi Rumi bize. Sevgili gönül dostları. Demek ki bazı kişiler, içimizdeki bazı gönül dostları egosal davrandığımızı söylüyor. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi, belirsiz serbest meslek. Parayla ilgili sıkıntılar olabilir. Zaten söylemiştim, ticaretle ilgili sıkıntılar söz konusu olacaktır diye. Mesaj kartında da geldi. Evet, para konusunda biraz böyle endişeye girebilirsiniz. Ama başkalarından yardım kabul etmeyi de edebilmeyi de söylüyor kartımız bize. Ya da biz başkalarına yardım etme gibi de bir durum olabilir. İlla bize yardım edilecek diye bir durum söz konusu değil. Biz de ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan, destek verebileceğimiz çevremizdeki kişileri sanki finansal olarak da bir şekilde destekleyecekmişiz gibi görünüyor.
ve burada da egonu parçalara ayır dediğinizde de demek ki bazılarımız maddi olarak sıkıntı yaşıyor. Çevremizden yardım istemiyoruz, yardım kabul etmiyoruz. Biraz bunu egoya bağlıyoruz. Egosal durumlar söz konusu gibi görünüyor. Ve burada da diyor ki egoyu boş ver, egonu parçala, başkalarından yardım kabul et dedi mesaj kartımız bize. Bu kadar da tesadüf olamaz diyorum her zamanki gibi. Evet, o zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.